Merhaba güzel insanlar, hariçten gazel okumaya devam. Bu sene kış gelmedi galiba. Gerçekten yani normal paltoların içinde titrerdik. Arabaya binene kadar arabayı gidip önden çalıştırırdık. Ya da uzaktan çalıştırılıyorsa uzaktan çalıştırırdık. Bu sene böyle bu kazakla bile rahatça dışarıda dolaşabiliyorum. Ben böyle şey görmedim. Aşağı yukarı çeyrek asırdır Kanada'dayım. Gerçekten hiç böyle olmamıştı. Geçen sene buradaki kanal üzerinde yapılan Winterlude adı verdiğimiz bir tür kış eğlenceleri var. O yapılamamıştı. Herhalde çok uzun yıllardan beri ilk defa yapılamadığı için ya da belki de tarihte ilk defa yapılamadığı için bilmiyorum. Küresel ısınmanın giderek arttığı çok ortada. Trump gelirse Trump buna da inanmıyor. Amerika'nın inanmaması ciddi bir sorun. Niye ciddi bir sorun? Çünkü her konuda lider bir ülke. Eğer bu konuda Amerika küresel ısınma yok derse ya da lideri Trump bu şekilde yaklaşırsa dünyadaki küresel ısınmaya karşı savaşta ciddi bir sıkıntı olacak, ciddi bir engel olacak Trump'ın bu yaklaşımı. Tabi bu küresel ısınmayı ciddiye almamız gerekiyor. Kendi çapımızda bile ciddiye almamız gerekiyor. Ama bizim kişisel olarak yaptığımız kavganın buna ne kadar faydası olacağını bilemiyorum. Dünyadaki bu işin nedeni olan endüstriler, buna neden olan kaynakların bu işe el atması gerekiyor. Ya da onlara ödettirilmesi gerekiyor. Kanada'da bir karbon taksı olayı çıktı. Şimdi aynı şeyi Almanya'daki çiftçilerin yürüyüşlerinde de, gösterilerinde de görüyorsunuz. Belirli sübvansiyonları kaldırıyorlar. Neden? Diyorlar ki hava kirliliğine tarım da neden oluyor. Bu ciddi bir tartışma konusu. Ancak küresel ısınmanın hepimizin hayatını çok ciddi bir şekilde etkilediği ve bunun çok olumsuz sonuçlara neden olacağı tartışılıyor. Nasıl tartışılıyor? İşte kutuplardaki eriyen buzlardan su seviyesinin yükseleceği, orada belki de binlerce yıldır ölü duran bari virüslerin, ölü duran olmaz tabi, donmuş durumda bulunan virüslerin canlanabileceği ve bunların da dünyada çok ciddi salgın hastalıklara, ölümcül hastalıklara neden olabileceği söyleniyor. Trump'ın gelişi neredeyse kesin gibi gözüküyor. Bunun da önemli bir nedeni şu anda Texas'taki kavga. Texas'ta mültecilerle ilgili tartışmalar var. Cumhuriyetçi olan 25 tane eyalet Texas valisini destekliyor. Amerikan başkanı işte benim istediğim yetkileri bana vermediniz onun için bunlar oluyor. Yetkileri verseniz ben engelleyebilirim. Oradaki dikenli tellere gerek yok diyor. Sen kendin yapamıyorsun şeklinde ve uyguladığım politika, göçmenlik politikası, yumuşak politika doğru değil. Bir ülkenin sınırları o ülkenin namusudur şeklinde yaklaşıyorlar. Doğru mu? Doğru. Bir ülkenin sınırları o ülkenin namusudur. Sizin evinizin kapısı da sizin namusunuzdur. Kapısı, penceresi. İçeriye isteyen girememeli. İçeriye girenler itibaren sizin namusunuza halel gelmiş olacak. Dolayısıyla böyle bir durum var. Tabii Trump'ın aynı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi anti göçmenlik, aslında göçmenliğe doğrudan karşı değil hiç kimse. Ancak illegal göçmenliğe karşı olan tutumu bütün Avrupa'da hızla yükseliyor. Bizde yükselmiyor mu? Türkiye'de yükselmiyor mu? Zafer Partisi'nin yaklaşımı örneğin. %5, %6 oy alıyor. Ümit Özdağ'ın siyasi görüşleri ortada. Sadece göçmenlik karşıtı yaklaşımıyla ciddi bir şekilde destek alıyor. Almasını da biz doğal karşılıyoruz açıkçası. Mültecilik deyince New York City'de yani New York'ta sorun da var. İnsanların ciddi tepkilerine neden oluyor. Texas'taki olayı zaten bir önceki videoda ayrıntılı işledim. Ancak Kanada o şekilde değil. Yani Kanada'da bu ayyuka çıkmış durumlar söz konusu değil. Dünyada 2024 ile ilgili çok karamsar bir durum var. Bence de öyle de olması gerekiyor. Tabii bu küresel ısınma, uluslararası ilişkilerdeki sorunlar, jeopolitik kaynaklı problemler ister istemez ekonomileri de etkiliyor. Biliyorsunuz koronavirüsten sonra Batı ülkeleri sarsıntı geçirdiler ki hazırlıklıydılar. Doğru politikalar uyguladılar, faizi arttırdılar, enflasyonu engellediler. %2 olan enflasyonun artık %3 olmasına da yavaş yavaş alışmaya başladılar. %3, %4. Tekrar %2'ye indirmeye çalışıyorlar. Türkiye için tabii bunlar hayal bile değil. Zaten faizlerin yükseltilmesi gereken bir zamanda naslara uyularak faizlerin düşürülmesi doğal olarak sıkıntılara neden oldu. Atatürk'ün söylediği söz çok önemli. Diyor ki hayattaki gerçek yol gösterici bilim ve fendir diyor. Dünyadaki bu ekonomik sorunların giderek 2024'te farklı bir boyuta ulaşma riski,
yeni bir Covid benzeri salgının çıkma riski, aynı zamanda Orta Doğu'da, Ukrayna'da, işte Hindistan'la Pakistan arasında giderek tırmanmaya başlayan gerilim enteresan bir noktaya doğru ulaşıyor açıkçası. En son İran yandaşlarının Amerikan üslerine saldırması, Amerikan askerlerini öldürmesi. Bütün bunları ben bir araya getirip düşününce Türkiye'ye F-16'ların hatta F-35 projesine dahil edilerek F-35'lerin verilebileceği şu anda gündeme geliyor. Bayram değil, seyran değil. Siz İsveç'in NATO üyeliğine izin verdiniz. O halde biz de sözümüzü tutuyoruz. Size F-16'ları veriyoruz. Yani. Şimdi bu Amerika için geçerli bir şey değil. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı öncesinde de İngiltere gemilerimize el koymuştu. Yani Batı kendi halkına, kendi toplumsal yapısı içinde onurlu, dürüst ancak uluslararası ilişkiler işin içine girince her türlü etik değeri ayaklarının altına rahatça alabiliyor, insanları rahatça öldürebiliyor. Aslında bunun doğusu batısı da yok. Rusya da aynı şeyi yapıyor. Çin de Uygur da benzeri şeyleri yapıyor. Her ülkeyi buna dahil edebilirsiniz açıkçası. Dolayısıyla insanlık için biraz karamsar bir döneme giriliyor. Eskiden ben hatırlıyorum çocukken annem söylerdi. Onun çocukluğunda güneş tutulması karamsarlığa neden olurmuş. Osmanlı döneminden kalma bir şey. İşte felaket gelecek falan. Nisan ayının 8'inde tam güneş tutulması olacak. Ve Toronto'dan da tümüyle seyredilebilecek. Galiba en uygun yerde Toronto'nun güneyinde Niagara'ya yakın St. Catharines var. Niagara civarında, Niagara şelalelerinin olduğu civardan en uzun süreli ve en net olacakmış. Gitmeyi de düşünüyorum açıkçası. Ancak o güneş tutulmasından sonra dünyada ciddi bir felaket, savaşlar vesaire başlarsa o kehanetin de bir şekilde gerçek olduğu iddiaları tekrar gündeme gelecektir. Bakalım göreceğiz. Ne oluyor ne bitiyor tabii bilemiyoruz. Bu arada YouTuber'larla ilgili de biraz konuşalım. YouTuber'lar gece gündüz video çekiyorlar. Bir kısmı para da kazanıyor bundan. Bir kısmı çok kazanamıyor. Bir kısmı para için yapmıyor zaten. Ne istiyoruz biz? Yani para kazanmak için abuk sabuk şey yapanlar var. YouTube videoları çekenler var. Onları bir kenara koyalım. Aydın olan, kendine aydın olduğunu düşünen, düşüncelerini aktarmaya çalışan insanlar ne yapmak istiyor? Kendi doğrularını insanlara aktarmak, insanlara o şekilde dokunmak istiyor. Kimisi bunu insanları daha dindar yapmak için, kimisi bilgisini yaymak için, kimisi eğlendirmek için. Sosyal medyanın bu kullanımları arasında bazı tartışmalar da çıktı tabii. Geçenlerde işte TikTok, X yani Twitter, Instagram filan bunların en babalarını Senato karşısına aldı. Dedi ki bunlar yüzünden intihar eden çocuklar var. İşte seks objesi olarak kendilerini ortaya koyanlar var. Ya da bunu bir tehdit olarak kullananlar var. Çocukların hayatlarını karartan olaylar gelişiyor şeklinde ele alındı. Zuckerberg filan da kalktı özür diledi. Senatörlerin yaklaşımları, konuşmaları son derece saldırgandı. Ben beğenmedim. Fikirleri doğruydu. Üslupları çok saldırgandı. Öyle tepeden tepeden konuşulması ben hiç sevmiyorum açıkçası. Hakim değilsin, bir şey değilsin. Soruyu soruyor, cevabını beklemeden ikinci soruyu soruyor. Evet mi, hayır mı diye soru soruyor. Evet mi, hayır mı diye soru soramazsın kolay kolay. Yani sorarsın da her şeye evet ya da hayır cevabı yoktur. Bazen açıklamak gerekiyor. Şu şöyle olursa evet, bu böyle olmazsa hayır. Ya da bilmiyorum. Bunlar cevaptır. Evet mi, hayır mı filan gibi. Ama ilginç bir şey. İnsanların, çocukların gelişimiyle ilgili, yani Batı'dan bahsediyorum. Sosyal medya aracılığıyla onların başına gelebilecek sorunları önlemek için ne kadar duyarlı davrandıklarını göstermesi bakımından önemliydi. Bunda ne kadar samimiydiler onu bilmiyorum. Ama biliyorsunuz Türkiye'de de benzeri olaylar olduğunda birkaç kişi yüzünden işte bir tarikatı, bir şeyi suçlayamazsınız diyorlar. 6 yaşında evlendirilen bir kadın hakkını almak için o kadar çok uğraştı ki. İntihar edenleri biliyorsunuz bu konularla ilgili. Dolayısıyla bir dünyaya bakış farklılığı var Batı'yla Türkiye arasında, Batı'yla Doğu arasında. Bu da üzücü bir bakıma açıkçası. Kanada'nın doğusunda bir tane eski gemi kalıntısı leş diyoruz ya biz. O geldi, kıyıya vurdu. Yani heyecan da yarattı. İşte kaç yüzyıllık, ne zaman oldu, ne oldu, ne zaman battı, içinde ne vardı filan diye. Böyle çok ciddi sorunlar olmayınca ülkelerin böyle şeylerle ilgilenmeleri de çoğalıyorlar.
Bu arada bizim videolarımıza gelen yorumlardan da biraz söz etmek istiyorum. Bu yorumların bir kısmı Kanada'da yaşayanlardan geldiği de belli. Onlar üzerinde biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok güzel eleştiriler de gelebiliyor. Mesela ben geçenlerde uluslararası öğrencilerin eşleri 40 saat çalışabilir, kendileri 20 saat çalışabilir. Ancak pandemi sırasında onlara da 40 saat izin verildi filan gibi. Aynı zamanda 700 kadar Hintli öğrencinin sınır dışı edildiğini sahte belgeler yüzünden söylemiştim. Dikkatli bir izleyicim dedi ki hayır onlar geri yollanmadı dedi. İnceledim. Bilgiler de çok eski gerçekten. Evet geri yollanmamış. Geri yollanmamasının gerekçesi de şu. Aslında sınır dışı edilme kararı alınmış. Ancak diyorlar ki bu çocuklar da mağdur olabilir. Yani sahte belge olduğunu aracı çeteler, aracı kurumlar yapmış olabilir. Bu kesinlikle ortaya çıkana kadar bu çocukları geri göndermeyelim, ellerindeki bu hakları almayalım şeklinde bir uygulama var. Bu masumiyet karinesi deniyor hukuk dilinde biliyorsunuz belki. Yani bir insanın suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur. Bizde tabii öyle olmuyor. Hapse koyuyorsunuz. Seneler sonra onun davasının işte suçunu yüzüne söyleyebiliyorsunuz. Balyoz davalarında gördük. Daha sonraki davalarda gördük. Suçunun ne olduğunu bile bilmeden hapiste yatıyor insanlar. Burada o yüzden dikkatli davranılıyor. Bu şekildeki eleştirilere lütfen devam edin. Ben çünkü bir akademik titizlikle bu videoları yapamıyorum. Zamanım olmadığı için yapamıyorum. Şimdi Kanada'da iş bulmak şu bu kolay diyoruz, çalışılıyor diyoruz ama gerçekten çok çalışmak gerekiyor. Çünkü Kanada görece olarak pahalı. Gündelik yaşam için alınan verilenler pahalı değil belki ama kirasıydı, arabası, şusu busu pahalıya geliyor açıkçası. Bu arada Kanada'ya yeni gelen bir arkadaşımızın bir arabayla ilgili işi oldu. Ben o zaman kendisine de açıklamaya çalıştım. Bunlar hassas konular. Kanada'ya yeni gelenlere bir video yapmak istiyorum. Gelirken nelere dikkat edilsin, ne yapılsın, önerilerim benim. Gördüklerimden, duyduklarımdan, yaşadıklarımdan aktarabileceğim bilgiler var. Şimdi bu önemli bir konu. Batı'yı batı yapan değerler çerçevesinde ki bu değerler içinde ikiyüzlülük, çifte standart filan da vardır. Onları hiç utanmadan ortaya koyabilmek lazım. Gözü kapalı desteklemek vardır. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki sorun da kimisi gözü kapalı Rusya'yı destekler, kimisi gözü kapalı Ukrayna'yı destekler. Amerika'nın milyarlarca dolar Ukrayna'ya para vermesinin altında yatan nedir? Ukraynalıları perişan eden Rusya'nın düşüncesi mi haklıdır? Bunlar böyle geniş kapsamlı bir şey. İkiyüzlülük ve çifte standart da Batı'nın değerleri içinde. Ancak gündelik yaşamda yaşananlar temiz bir çevrede yaşayabilmek, bilimin ve aklın yol göstericiliğinde tartışabilmek, çocukları korumak için neler yapılabilir, referanslı dini olmadan yapabilmek gibi avantajlar var. Bunlar demek değildir ki Mormonlar yok. Bu demek değildir ki Amerika'da bir tarikatın bütün üyelerinin intihar etmesi vesairesi gibi olaylar olmuyor değil. Ama Amerika 350 milyonluk bir ülke. Onun için bu tür şeyler çıkıyor. Zaten Amerika farklı bir ülke. Anormal bir ülke. Her şeyle anormal. Büyüklüğüyle anormal. Yaşadığı kasırgalarla anormal. Savunma sanayisiyle anormal. İşte şu anda çekim yaptığım iPhone'da Amerika. Suriyeli'nin biri gelmiş Amerika'da bunu Steve Jobs adında dünyayı değiştirmiş. İşte şu anda Elon Musk. O da Amerikalı bir anne babanın çocuğu değil biliyorsunuz. Güney Afrika tarafı da var, Kanada tarafı da var bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla ama bunlar Amerika'da bir şeyler yapabiliyor. Amerika'da oluyor bunlar. Amerika'nın dünyadaki süper gücünün devam edip etmeyeceği konusu filan da çok güzel konular aslında. Gerçekten bu pazar sohbetlerini biraz böyle dünya meselelerini filan katsak sanki daha iyi olacak gibi geliyor. Diyorum da zaten, katıyorum da zaten. Bugün de yetsin bu kadar. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.